Değerli Kan Akademi Türkçe takipçileri, bir canlı yayında da sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. İsmim Alp Köksal, Kan Akademi Türkiye Direktörü olarak görev yapıyorum. Bugün canlı yayında bir ekip arkadaşımla birlikte, Sercan Gidişoğlu ile birlikte sizlere Kan Akademi ders videolarını nasıl yapıyoruz, bu süreçlerde nelere dikkat ediyoruz, biraz işin perde arkasını göstermeye çalışacağız. Şimdi hemen Sercan Hoca'yı da bağlıyorum yayınımıza. Evet, şu anda bağlanıyor olmalı Sercan Hoca. Merhaba Sercan. Merhaba Alpçim, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Umarım her şey yolundadır. Artık yolunda, ofiste yolunda. Çalışmadığımız için tabii yüz yüze çok sık görüşemiyoruz Sercan Hoca'yla da. Evet, evet, biz de uzun bir süre sonra böyle sanal ortamda buluşmuş olduk. Sesini her gün duyuyoruz tabii, en azından ekip olarak. Tahmin ediyorum takipçilerimizin de en azından Kan Akademi'yi takip edenleri sesine oldukça aşinadır, ama bugün sadece Evet. Ses değil, biraz da yüzünü gösterelim istedik takipçilerimize. Evet, teşekkür ederim, teşekkür ederim. İyisin, iyisin inşallah, her şey yolunda. Vallahi her şey yolunda. Eğitim gündemi her zamanki gibi hiçbir zaman sonu gelmeyecek bir gündem. Biz de elimizden Evet. geldiğince Kan Akademi Türkiye ekibi olarak içinde bulunduğumuz, ne yazık ki zaman zaman fırsat eşitsizliğini de konuştuğumuz bir dönemde uzaktan eğitimde olsa ya da yüz yüze eğitimde olsa mümkün olduğunca gençlere, öğrencilere, öğretmenlere bir katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Müsaade edersen ben önden bir sana kontrpiye yapayım, ben bir soruyla Tamam başlayayım. hocam. Bu pandemi döneminde şimdi tabii yüz yüze eğitimin dışında çok fazla online eğitim, hatta yüz yüze eğitim tamamen durdu çoğu zaman. Ama Kaan Akademi olarak sizin ve bizim, yani ekip olarak aslında böyle bir tecrübemiz var. Yani Kaan Akademi'nin sistemi zaten uzaktan ve online üstünden yürüyen bir sistem ve bunu belki de Türkiye'de en iyi bilen insanlardan birisin. Sen nasıl görüyorsun? Şimdi bu uzaktan eğitim başka bir boyut kazandı bugünlerde. Nasıl yorumluyorsun bunu? Bir taraftan şunu diyoruz kendimize, bu arada izleyenler belki bunu çalıştık da o şekilde şu anda konuşuyoruz diye düşünebilir ama gerçekten spontane Direkt bir soru sordu Sercan sürpriz Hoca. ben başladım, haberin de yoktu, ben başlayayım dedim. Yo, benim sık sık cevapladığım ya da kafa yorduğum konular diyelim. Evet. Çok kısa özetlemeye çalışacağım ki asıl programımıza da başlayabilirim. Aslında biz Kan Akademi olarak bu kriz başladığında, İşte Amerika merkez ofisimiz ya da diğer ülke ofisi temsilcileri, arkadaşlarımız hepimiz birbirimize baktık ve dedik ki demek ki biz belki de 8-10 senedir böyle bir gün için, farkında olmasak da istemesek de böyle bir gün için çalışıyormuşuz. Çünkü bu dönemde malum dünyadaki öğrenci nüfusunun yaklaşık %90'ının dönemsel de olsa okullardan uzak kaldığı, fiziksel olarak okula gidemediği bir dönemde hem online eğitim kaynakları önem kazandı hem de tabii ki ücretsiz olanlar Evet. burada öğrencilere fırsat eşitliği adına biraz daha fazla katkı sunmaya başladı. Biz Kan Akademi olarak 2008 yılından beri aslında platform açık. Öncesi de var, evveliyatı da var ama ben resmi kuruluş yılını söyleyeyim istedim. 10 seneden uzun süredir gerçekten uzaktan eğitim nasıl olmalı? Aslında yaptığımız işte, yanlış anlaşılmaması için iki cümleyle açıklamaya çalışacağım. Okulun yerine geçen, yani bu dönemde zorunluluktan dolayı okullar kapalıyken öğrencilerin ders aldığı bir platform değil de okulu destekleyen, öğrenciler bir yandan okula gitsin. Tabii ki imkanı olmayan, gidemeyen dünyadaki öğrencilere de katkı sunmaya çalışıyoruz ama maksadımız öğrenmeyi dijital ortamda desteklemekti. Bugün de aynı. Öğrenmeyi dijital ortamda desteklemeye çalışıyoruz ama fiziksel ortam ortadan kalktığında tabii dijital ortamdaki yük de artmış oluyor. Konuşacak çok şey var ama Evet. bilemiyorum, soruna cevap verebildim mi açılış kısmında? Gayet de güzel oldu. Kaan Akademi ile ilgili daha derin bilgiler verdiğinde de sohbet içinde, bu da bir bağlam olarak herkesin kulaklarında kalmış olacak böylece. Evet, teşekkürler Sercan Hoca. O zaman ben şimdi soru sormaya başlıyorum, olur mu? Evet, lütfen. Evet, aslında ben soru sormayacağım tabii, biraz sohbet edelim. Kullanıcılarımızdan gelen, takipçilerimizden gelen, Sercan Hoca'nın öğrencilerinden gelen soruları sizlere yönlendirmeye ve hep birlikte sohbet etmeye gayret edeceğiz. Şimdi her şeyden önce ben kısaca tanıtmak isterim Sercan Hoca'yı. Kan Akademi Türkçe'de yıllardır birlikte çalıştığımız bir ekip arkadaşım, yüzlerce dersimizin sesi. Sanıyorum 35 sene veya daha uzun süredir bir seslendirme sanatçısı.
Şu anda izleyenler benim Evet. matematiğimi sorguluyor olabilir ama neyse detayı sen anlatırsın. Evet. Aynı zamanda tiyatrocu, eğitmen ve akademisyen. Geçmiş senelerden Galatasaray Üniversitesi'nden belki öğrencilerin izliyordur şu anda bizi. Eğer onlar izlemiyorsa bile eminim Kan Akademi'den öğrencilerin Evet. şu anda bu Evet. yayında bizlerle. Ve eminim aralarında yüzünü görmeyenler de olabilir. Dolayısıyla bakalım ilginç bir yayın olacak gibi. Bu Evet. arada Sercan Hoca'yı biz Mickey Mouse'un, Tenten'in, Rocket Raccoon değil mi? Yanlış Evet, söylemedim. evet, Benim evet. sevdiklerim tabii Evet. Luke Skywalker, Star Evet. Wars serilerinin hepsinde, tamamında Evet. Sercan'ın sesini duyabilirsiniz. Evet. İnanılmaz bence. Evet. Veya Lego Movie'de, örneğin Türk Hava Yolları uçağında biz sesini çok duyduk ve güldük. Yani Evet. güldük derken tabii iş ortamında duyduğumuz bir Tabii, sesi tabii. uçakta bize anons yaparken duyunca Doğru. insan tebessüm ediyor. Birçok da oyuncu, yani şimdi saymaya kalksak herhalde yayının sonu gelir ama Leonardo DiCaprio Evet. veya Jesse Eisenberg, Daniel Radcliffe birkaç Evet, tanesi evet. olabilir. Ben sözü uzatmayayım Sercan. Şöyle bir giriş yapmaya çalıştım ama Sağ ol. izleyicilerimiz için hem akademik hem profesyonel mesleki tarafta bugüne Evet. kadar yaptıklarından, kariyerinden şöyle kısaca bahsedersen belki biz de Sercan Hoca'yı biraz daha yakından tanıtmış oluruz Tamam. takipçilerimize. Tabii ki memnuniyetle. Bu genelde benim en sevmediğim kısım oluyor, böyle CV gibi olan bölüm ama şimdi ben Ankara'da doğdum. Tabii orada hem rahmetli babam seslendirme sanatçısı ve oyuncuydu. TRT'nin ilk yılları, daha tek kanal olduğu zamanlardan, yani Türkiye'de yapılan ilk televizyon dublajlarından beri bu işi yapan biriydi. Annem de o da yayın izliyor galiba. Demin gördüm, merhaba yazmış. Ona da buradan selam söyleyeyim. Annem de TRT'de çalıştığı için o dönem. Şimdi anne baba TRT'de çalışıyor. Tek kanal var. Ben doğduğum andan itibaren aslında TRT'ye bebekken bile gitmeye başlamışım. Daha sonra okula başlamadan önce, işte 1985 senesi, 5-6 yaşlarındayım. Yavaş yavaş o zaman var olan Susam Sokağı vardı, TRT'de yayınlanan. Susam, yaşı yetenler bilir. Daha sonra başka versiyonlarını da yayınladılar aslında yakın zamanda. Duymuş olanlar vardır. O Susam Sokağı'nda çocuk, gerçekten çocuk sesleri çıkararak ilk defa mikrofonun karşısına ya da önüne, nasıl denirse, geçtim. Oradan buraya 35 yılı geçen bir kariyer oldu tabii. Dolayısıyla hani ben onu söylediğim zaman insanlar biraz şaşırabiliyor. Çünkü herhangi bir meslekte 35 yılı geçmiş insanları genelde işte 50-60 yaşında olarak tezahür ederiz zihnimizde, ya da işte emekli olmuş biri olarak düşünürüz. Ama ben daha hani Kırklar Kulübü'ne yeni girmiş biriyim ama sonuçta 35 yıldır bu işi yapıyorum. O birazcık bu kariyerin başlangıcı oldu. Yine ben çocukluk döneminde, işte ilkokula gittiğim zamanlardan itibaren de yavaş yavaş hem kamera önü hem daha sonra da sahneye çıkmaya başladım. Dolayısıyla işte öyle alaylı olarak bu işleri yapmaya uzun süre önce başladım. Yani çoğu işte 30 yılı deviren bir geçmişi var. Hep devam etti sonra hayatımda elbette. Profesyonelleştik. Ama eğitim olarak, dediğim gibi, konservatuvara gitmedim ben. Bu işe alaylı olarak başladığım ve o şekilde profesyonelleştiğim için başka bir alanda eğitim görmek istedim açıkçası. Derslerim de fena değildi. Yani bütün bu çalışma hayatının içinde öğrenci olarak da fena değildim. Dolayısıyla üniversite sınavını kazandık, ettik falan. Galatasaray Üniversitesi, üniversite olarak işte o zaman girdim. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümüne. Öyle sevdiğim için, yani siyaset bilimi, yani siyasetçi olacağım gibi bir şeyle değil de ben siyaset bilimi öğrenmek istiyordum gerçekten. Hani öyle bir şey okumak istiyordum. Girdim. Daha sonra oradan mezun oldum. Bunun yüksek çalışmaları oldu, master oldu. İşte Türkiye'ye döndüm. Master yurt dışında yapmıştım. Türkiye'ye döndüm. Doktora oldu. Hatta işte belki bundan bahsederiz Alp. Biz seninle de doktoradan tanışıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi. Çok uzun yıllar doktorada kayıtlı bir öğrenci olarak kaldım ben. Sonra tamamlayamadım tezimi ama uzun yıllar da doktora oldu. Tabii doktora öğrenciliği biliyorsun, bir akademisyen olma yönünde bir adımı beraberinde getiriyor. Çünkü doktora yılları boyunca ben birçok makalem, kitap chapter'larım oldu. Onun dışında ders vermeye başladım. İşte senin de söylediğin gibi Galatasaray Üniversitesi'nde. Bu biraz benim kendi ihtisas alanımla alakalıydı tabii. Yani siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, Avrupa Birliği, bu tarz dersler verdim.
Ama bunun yanında bir de dediğim gibi işte 35 yıla dayanan bir tecrübenin getirdiği, tiyatro ve seslendirme alanının getirdiği farklı eğitim boyutları var hayatımda. Başka eğitmenlikler var. Onları da devam ettiriyorum. Yine çok uzun yıllardır. Hem işte tiyatro eğitimleri, ses eğitimleri, nefes eğitimleri. Dolayısıyla hani hem işte eğitmen, akademisyen, biraz da sanatın bir kolunun içinde bir insan olarak bugünlere geldik, devam ediyoruz. Yani çok uzun anlattım ama hani biraz farklı işlerde böyle şeyimiz olunca, nasıl diyeyim, dahlimiz olunca biraz uzun sürdü. Şimdi yani bu kadar çok farklı işi bir arada yapınca bence kısa bile anlattın. Çünkü burada işin bir taraftan akademik boyutu, bir taraftan seslendirme, bir taraftan tiyatro derken gerçekten Khan Akademi Türkiye içinde Sercan Hoca'nın değeri yeri apayrı ve çok büyük oldu. Zaten Sağ işin o kısmından şimdi bahsetmeye devam edeceğiz ama ben yeri gelmişken izninle usta oyuncu rahmetli Osman Gidişoğlu'nu da saygıyla anmak istiyorum. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sercan'ın babası. Evet, sağ ol. Dostlar da seyrediyorlar galiba. Sesi tanıyorlar. Senin dediğin gibi Kaan Akademi kullanıcıları. Muhammed Bey, bu ses o ses. Çok şaşırdım şu an yazmış. Evet, buradayız Muhammed Bey. Görüntümüz de böyle. Belki de sesi dinleyenler başka bir şey tahayyül ediyorlar tabii kafalarında. Başka bir böyle. Ama yani fizikte böyle bir şey işte. Çok göründüğü gibi. Evet. Ben şimdi bir yandan da diğer sorulara bakıyorum. Zaten ilk beklediğimiz soru Sercan Hoca ile yollarınız nasıl kesişti diye bir mail gelmişti. Hemen oradan aktaralım. Khan Akademi ekibine ne zaman ve nasıl dahil oldu? Böyle bir soru gelmiş. Ben hemen kısa cevap vermeye çalışayım. Sen de Lütfen. istersen ekleme yap. Tam diyecektim ki Sercan Hoca da biraz önce ekledi. Bizim aslında Sercan'la arkadaşlığımız, tanışmamız Khan Akademi'nin kuruluşundan bile daha önceye dayanıyor. Evet. Boğaziçi Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler doktora programında birlikte öğrenciydik. İkimiz de Avrupa Birliği, Avrupa çalışmaları üzerine yoğunlaşmıştık derken arkadaşlığımız başladı. Gün geldi. Tabii Sercan'ın profesyonel kariyeri, benim de akademiden Khan Akademi'ye geçişimle birlikte yollarımız profesyonel anlamda da veya sosyal sorumluluk anlamında da demek belki daha doğru olur burada. Evet, evet. Devam etti ve bizi birlikte çalışmaya götürdü. Khan Akademi ile de 2014 yılında 2013'ün çünkü biz sonlarında 2013'ün Ekim-Kasım ayında Khan Akademi'nin resmi lansmanını yapmıştık. Gerçi evveliyatında da bir hazırlık süreci var bir seneye yakın ama resmi lansmandan sonra da sanıyorum ekibimize katılan ilk seslendirme Evet. ve O kadar oldu öğretmenimiz değil sen mi? oldun. O Vallahi kadar 7 oldu. sene 7 olmuş. 7 yılı devirdik yani. Evet. Bilmiyorum eklemek istediğim bir şey var mı sadece? Yo, böyle işte yani o zamanki tanışıklığımızdan senin böyle bir şeyin Türkiye'deki operasyonunun başına geçmen aslında. Sonra bizim bunu sohbet ederken ya olur mu acaba? Biraz sen çünkü hatırlıyorum çekinmiştin de yani sonuçta bizim profesyonel mesleğimiz olduğu için hani acaba ben buna nasıl bakarım falan. Ama biliyorsun hani o eğitim ikimizin de ortak bir aynı zamanda sevgi duyduğu bir alan, önemsediği bir alan. Orada ben de yani o zaman hatırlıyorum demiştik ki ya tabii ki yani eğitim bir gönül işidir. Ve Türkiye'de de Kaan Akademi'nin ortaya çıkmasının arkasında aslında bu işi sırtlayan insanlar var. Yani buna gönül veren, buna maddi anlamda destek olan sen anlatırsın o yapıyı. Yani böyle bir eğitim desteği ortadayken bizlerin birey olarak görev almaması olmazdı diye düşünmüştüm ben de. Bir başlayalım görelim acaba olur mu falan demiştik. İlk tarih alanıyla başlamıştık hatta hatırlarsın. Benim de kendi tahsilime en yakın alan olduğu için oradan başlayalım demiştik. Tarih videolarıyla bir girmiştik meseleye. Ama sonra tabii hepimiz çok keyif almaya başladık. Başka alanlara geçtik. Ben de bilgimi genişletme fırsatı buldum falan. Öyle yürüdü gitti. Bugünlere geldik. Peki bugün kaç ders, kaç video olmuş Sercan Şimdi bana kesin rakamı bildirdiler. Öyle bunu yayından önce biliyoruz. Çünkü sorsan asla yani hatırlayamam. Hani ben işte 1000'i geçtik falan diyordum ama 1767 video olmuşuz arkadaşlar. Bu şey itibariyle Mayıs ayı yani 2021 Mayıs'ı itibariyle 1767 video olmuşuz. Bir kısmı belki 3-5 tanesi hazırlık aşamasındadır yani yeni yeni yüklenecektir ama
1760 videomuz kesin var. Gerçekten de öyle. Evet. Evet, ben yine sorulara bakmaya devam edeceğim Sercan Hoca. Bu arada Evet bakalım belki nedir? şu anda bizi izleyenlere de şöyle kısa bir yine bilgi vermem uygun olur deminki konuşulanların üzerine. Kan Akademi kar amacı gütmeyen, tamamen ücretsiz bir kuruluş. Dolayısıyla biz gönüllülerle, gönüllülükle, sosyal sorumluluk yaklaşımıyla çalışıyoruz. Ama bu işin Türkiye'de var olmasını mümkün kılan da STFA grubunun finansmanı, sponsorluğu ve girişimi. Dolayısıyla sadece işin finansal boyutunu ve gönüllülük boyutunu da anlaşılır Evet. olması adına böyle bir ekleme yapma gereği duydum. Sorulara dönecek olursak, evet, ders videoları hazırlık sürecinden biraz bahseder misiniz? Dersleri anlatırken nelere dikkat ediyorsunuz? Bir öğretmen olarak sizin gibi ders videoları hazırlamak istiyorum. Nelere dikkat etmeliyim? Gibi sorular geliyor. Ben Evet. işin biraz daha meta boyutundan bahsedeyim veya makro boyutundan bahsedeyim. Evet, Sercan Hoca evet. istersen sen de işin pratikte yani nasıl yapıldığı, nasıl seslendirildiği kısmını bize anlatırsan Tabii. sevinirim. Nelere dikkat ediyoruz sorusu eğitimcilerden çok gelen bir soru. Tabii Khan Akademi Doğru. olarak biz uzun süredir eğitim videoları, sadece video değil aslında bireyin seviyesini tespit edebilen ve kendine en uygun içeriklere yönlendirebilen yapay zekaya sahip bir platform sunuyor Tabii. Khan Akademi ama çıkış noktası video olduğu için genelde bu soru bize geliyor. Hele bu uzaktan Doğru, eğitim doğru. döneminde daha da sık geliyor. Nasıl Khan Doğru. Akademi gibi video hazırlayabiliriz? Bizim videolarımız oldukça basit. Büyük bir kısmı siyah ekran üzerine renkli yazılar. Yani işin basit olduğunda iletişimin daha kolay olabileceğine inanıyoruz. Ama iletişim Evet, demişken evet. ekrandaki görüntünün üç boyutlu olmaması, basit olması aslında dikkati biraz daha sese, anlatan kişiye, oradaki Doğru. sözlü iletişime çekmek için yapılan bir taktik diyeceğim burada. Çünkü Doğru. Khan Akademi'nin eğer bir başarısı varsa anlatan kişinin dersi bence doğru anlatması, maksimum verimlilikte anlatması, bilgiyi iyi aktarmasından kaynaklanıyor diye inanıyoruz. Burada da Evet, birkaç evet. şeye dikkat ediyoruz. Birincisi, sanki bir abi abla kardeşine ders anlatıyormuş gibi samimi, içten, Bravo. doğal bir şekilde bu Evet, dersleri evet. hazırlamaya gayret ediyoruz. İkincisi, yeri geldiğinde espri yapalım, hayat içindeki örneklerden verelim, doğal olsun, Evet. yaşamla ders arasında öğrenci veya dinleyen kişi bir bağ kurabilsin. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir de çoğu videomuzda disiplinler arası çok disiplinli bir yaklaşımla, yani matematik videosunda biraz tarih, sanat videosunda biraz fizik, hepsini bir araya getirmeye çalışıyoruz diyeyim ve susayım. Peki hocam, işin operasyonel kısmında bu ders videolarının hazırlanması nasıl oluyor diye sana sorayım. Evet. Şimdi tabii aslında çok güzel bir şey söyledin. Burada bir dersi aktarmak, o da bir performans. Dolayısıyla tüm eğitmenlerin aslında okulda da yapan, yani bütün öğretmenlerin öğrencilere bir şey anlatması, aktarması aslında bir hikaye anlatıcılığı gibi, bir sahne performansı gibi. Ben bunu birbirine çok yakın görüyorum. Yani bir tiyatrocunun işine çok benzeyen bir şey var. Orada da yine sizi izleyen onlarca kişi, yeri geliyor belki yüzlerce kişi, hatta bir video aracılığıyla belki binlerce kişiye aslında bir olay, bir olgu, bir hikaye anlatıyorsunuz. Bizim anlattığımız hikayeler sadece bilimsel gerçekliği olan hikayeler. Yani içeriğine dikkat ettiğimiz, içeriği kontrol edilen, bir konu doğru bilgiyle sunan hikayeler aslına bakarsan. Dolayısıyla burada bir performans boyutu var işin. O yüzden gerçekten sizi dinleyenlere sıkılmayacakları bir şekilde, samimi bir biçimde anlayacakları, kendinin de anlayacağın. Yani biz tiyatroda şunu da söyleriz. Yani oynadığın role hani kendin inanacaksın önce ki karşıdakini inandır denir ya. Yani sen karşıdakini ikna etmeye çalışıyorsun aslında. Yani biz bir dersi anlatırken de evet var olan bir bilimsel bilgiyi sunuyoruz ama bir yandan da ben arkadaşlarımı ikna etmeye çalışıyorum. Hatta ben öyle ders anlatırım. Şimdi bakın arkadaşlar tamam mı falan derim yani. Bunu yaptık, anlaştık mı buraya kadar? Yani burada aslında sürekli sanki karşıdaki videoyu izleyenle bir diyaloğun içindeymişiz gibi bir duyguyu yakalamaya çalışıyoruz. Bu işin performans boyutu. Bir de işin teknik boyutu var tabii ki.
O da senin söylediğin gibi çoğu video, bizim çoğu ders videomuz dediğin gibi siyah bir ekranın üzerine anlatan sesin anlattıklarını zaman zaman işte çeşitli yazılı figürler, tablolar ve şekiller kullanıyoruz. Ben şeyde işin mutfağında tabii şöyle çalışıyoruz. Biliyorsunuz bu içerikler aslında yabancı dilde üretilen içerikler. Biz burada yerelleştiriyoruz. Onları Türkçe olarak anlatıyoruz. Ama içeriği burada sıfırdan oluşturmuyoruz yani. Bunu biliyor bütün Kaan Akademi kullanıcıları. Yani orijinal aslında genelde Amerika'da oluşturulan içerikler. Biz Ben bir onları araya burada gireyim mi alıyoruz. Sercan Hoca? Lütfen, lütfen biraz Kusura izah et, bakma. açıkla ki Ha, evet. anlaşılsın. Onun üzerine çünkü söyleyeceklerin daha anlamlı olacaktır. Evet, Haklısın. evet. Onu söylemeden bu konuya girmek belki çok doğru değil. Çok kısa özetleyeceğim. Kan Akademi'nin bugün ürettiği bütün içerik aslında Silikon Vadisi'ndeki merkez ofisimizde 300 kadar akademisyen, öğretmenin hazırladığı içeriğin 50 farklı dilde yerelleştirilmesiyle oluşuyor. Bir başka deyişle Sercan Hoca'nın da dediği gibi biz sıfırdan bir ders yaratmıyoruz. Yani yarattığımız belki özel bölümler var ama derslerimizin çok Evet. büyük bir kısmı için merkezden geldiğini ve farklı dillerde yerelleştirdiğini söyleyebiliriz. Bunun amacı da aslında bilgiyi her dilde eşit ve erişilebilir kılmak. Bir başka deyişle bir Bravo. ders videosunu izlediğinizde Khan Akademi'de Türkçe izleyen öğrencinin kazanımlarıyla İngilizce izleyen, Arapça izleyen, Rusça izleyen, Çince izleyen öğrencinin kazanımı aynı. Bir yerde eğitimin dijitalleştiği bir dönemde bu bilginin de standardizasyonu adına belki bir fırsat Doğru. sağlıyor diyebilirim. Ben işin bu Tabii. teknik kısmını anlattıktan sonra sözü Sercan Hoca'ya geri vereceğim ama bir şeyin de altını çizmem lazım. Bu operasyonu biz Türkiye'de 600'den fazla gönüllünün desteğiyle yapıyoruz. Yani derslerin Evet. Türkçeleştirilmesi için tabii ki tam zamanlı bir ekibimiz var. Ama bir Evet. taraftan da gönüllülerin katkısı çok önemli. Çeviri için, tanıtım için veya öğretmenlerin bilgi kontrolü yapması için ortada büyük bir Evet. ekip çalışması var. Her ne kadar şu anda biz iki kişi konuşuyor olsak da yeri gelmişken hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Ve Sercan Hoca belki 1767 videoyla şu anda Murat Ercan'dan sonra ilk çalışmaya başladığımızda Khan Akademi'nin sesi Evet. olan Murat Evet. Ercan'dan sonra en çok ders videosu seslendiren ve en fazla alanda ders videosu Evet. seslendiren öğretmenimiz. Yine ekipte çok değerli isimler olduğu için onlara da buradan bir selam ve saygılarımızı göndersek iyi olur diye düşündüm. Biraz rol çaldım Sercan, Haklısın. kusura bakma. Ama Estağfurullah, estağfurullah. sevgili Parla Şenol, sevgili Selçuk Evet. Kıpçak, sevgili Selçuk Kıpçak. Funda Postacı, Evet. Emrah Saka, Talip Cengiz, Begüm Başoğlu, İmran Kan, düşünüyorum Murat Ercan'ı zaten saydık. Sercan Hoca Evet. karşımızda ve Evet. belki derslerimize katkı sağlayan birkaç kişi daha olabilir. Şu anda atladıysam lütfen Evet. kusura bakmayın. Hepsine sosyal sorumluluk anlamında Hepsine eğitime selam olsun. katkıları için de teşekkür edeyim yeri gelmişken. Çok konuştum, söz sende Evet. Sercan. Estağfurullah. Senin söylediğin isimler tabii benim de çok sevdiğim dostlarım, büyüklerim de var içinde ve buradan tanıdığım eğitmen arkadaşlarımız var. Hepsi biraz aslında bizim şeydeki gibi televizyon alanında kameranın önünde seyircinin gördüğü isimler gibi, duyduğu isimler. Ama bir de kameranın o arkası var. Hani o tabirle anlatırsak. Burada bir de o videoların arkası var, mutfağı var. İşte ben de ondan bahsedecektim. Teknik hazırlık. Yani bu bilgi aslında tek bir merkezde üretilen bir bilgi. Dolayısıyla her yere aynı bilgi gidiyor. Dolayısıyla bilgi aynı. Ama ne yapıyoruz? Biz bunları yerelleştirirken zaman zaman örnekleri kendi ülkemize uyarlıyoruz. Anlatış stilinde kendimize has şeyler koyabiliyoruz. O samimiyeti yaparken yani aktarımda bazı yerelleştirmeler yapıyoruz. Dolayısıyla o yabancı dilden gelen bilgi bir kere önce Türkçeleşiyor. Burada gönüllülerin büyük dediğin gibi katkısı var. Gönüllüler bunu Türkçe bir metin olarak, ders metni olarak hazırlıyorlar. Bunu kontrol edenler var bilimsel açıdan. Çünkü ben mesela çok farklı alanlarda ders veriyorum ama bunların hepsi benim uzmanlık alanım değil, olması mümkün de değil. Dolayısıyla aslında bu metinlerin bilimsel doğruluğu kontrol de ediliyor benim önüme gelmeden önce. Sonra ne oluyor? O metin benim önüme geliyor. Sonra ben onu bir sınıfta ders anlatırmış gibi karşımda arkadaşlarım yok maalesef ama artık o profesyonelliğin verdiği duyguyla onlar varmış gibi performansımı göstermeye çalışıyorum öyle diyelim. Ve bunu bir ses dosyası olarak da
mutfaktaki esas o dedin ya bir sabit ekibimiz var. Aslında full time kadrolu çalışan ekip işte onlara da sağ olsunlar STFA'nın tabii orada çok da büyük bir desteği var. Yani bu operasyonel boyutunu sürdürülmesi anlamında özellikle sabit çalışan, sürekli çalışan bir ekip var. Yani bu kaç kişi olduğunu şimdi sen net söylersin. O ekibe gönderiyorum ben bu sesleri. Ve o ekip aslında o gördüğünüz videodaki işte benim anlattığım yerlere oturan yazıları, bütün o şeyleri onların hepsinin teknik hazırlığını yapıyorlar ve videoyu yüklüyorlar. Aslında büyük işi onlar yapıyorlar yani. Ben şovunu yapıyorum yani tamam mı? Ben performatif ve kamera önünde gözüken biz olduğumuz için biz böyle daha çok önde gözüküyoruz. Aslında o arkadaşlarımın yaptığı iş çok kıymetli. Yani benim o zaman zaman kendi ritmimle yaptığım şeyi böyle uyduruyorlar. İşte birazcık kısıyorlar, biçiyorlar. Bütün yazıları onlara göre ayarlıyorlar falan. Ben esas kahramanın onlar olduğunu düşünüyorum. Ama biz de bir tabii tarz tutturduk. Güzel de oldu. Yani güzel de tepkiler alıyor. Merhabalar demişler. Mickey Mouse Clubhouse favorilerim arasında. Teşekkür ediyorum. Evet, Mickey Mouse da tabii ki özellikle yaşı da genç olan, küçük yaşta olan ya da çocuğu olanların tabii çok haşır neşir olduğu bir çizgi film olduğu için çok da fazla izlendiği için sağ olsunlar yazmışlar. Yani böyle videoları biz işte bu şekilde aşağı yukarı oluşturuyoruz. Herhalde yeterince cevaplamışımdır. Bu kadarını en azından. Var mı ilave sorun bu konuda? Bence harika cevapladın Sercan. Keşke şu anda teknoloji el verse de bizim ofisten bir video görüntüsü paylaşabilseydik izleyicilerimizle. Çünkü işin o görünmeyen tarafta, sen de çok teşekkürler, işin Evet. kahramanları dedin. Video editörlerimiz, metin editörlerimiz, veri tabanı sorumlusu arkadaşım, ekip bazen öyle bir tempo ile çalışıyor ki sabah akşam demeden o videolar yetişsin de her gün yeni video yayınlayabilsin Khan Academy diye. Yani teknik tarafta ve o bilgilerin yeri geldiğinde Khan Academy merkezinden yanlış çıkmış bilginin Türkçe'de doğru yapılması için uğraşan yani Evet, muazzam evet. bir editoryal çalışma var. Teşekkür ederim. Ben söylemek istememiştim sen ama eklemiş oldun. Eminim arkadaşlarım da çok mutlu olacaklar duyduklarında. Onlara da selam Peki. hepsine. Onlar kendilerini biliyorlar. Buradan isim isim söylemiyorum. Onlar kendilerini biliyorlar. Ekibe selam olsun. Beraber az yemek yemedik. Yani biliyorsun pandemiden önce hani bunu da söylemiş olalım. Kaan Akademi'nin bir operasyonel ofisi var. Şu an kapalı durumda bildiğim kadarıyla. Herkes evden çalışıyor artık tabii. Ama pandemi öncesinde ben bu dersleri anlatmak için genelde oraya giderdim yani. Son 1,5 yıldır ben de evden çalışıyorum. Ama orada biz böyle keyifli sohbet ederiz, çalışırız, öğlen birlikte yemek yeriz. Yani bir okul ortamı gibi aslında bakarsanız öyle de bir boyutu vardı. Hadi onu da böyle biraz mutfak arkası bilgisi olarak vereyim. Çok böyle resmi resmi konuşmuş olmayalım. Yazıyorlar bak Orçun, Vallahi. Gül, oradan kendileri Evet, bilenler sırayla bizim yazıyor. ekip Selam yazıyor. söylemiş olalım. Evet. Bu arada bizim ofis ortamımız da Sercan Hoca biliyor. Yani şimdi insan kendi ofisini tabii nasıl anlatır zor oluyor ama ilginç bir yerdir. En azından onu söyleyeyim. Ben Ben hep anlattım işte. her yaz stajyer arkadaşlar geliyor bize. Ben de hani üniversiteden biraz Evet. akademik deneyimimle onlara şunu söylüyorum. Burası iş dünyasıyla çünkü böyle camlı yüksek plaza bir binada Doğru. çalışıyoruz. STFA Doğru. Genel Merkezi'nde biz Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı, STFA Eğitim Vakfı çatısı altındayız. Neyse, bir taraftan bir kurumsal ortam, bir plaza, diğer taraftan tamamen dijital ortamda iş yapan ve oldukça genç bir ekip. Bir taraftan sosyal Evet. sorumluluk işi yapan bir vakıf ve az da değil, 92 yılından beri faaliyet gösteren Türkiye'nin eski vakıflarından birinden bahsediyoruz. Yani arkadaşlara dediğim Evet. şu, bir stajda bu kadar farklı noktaları deneyimlemeyi tahmin ediyorum başka bir yerde bu şansı yakalayamazsınız. Çünkü işte hepsi bir araya geldiğinde biraz okul, biraz iş Evet. hayatı, biraz sosyal sorumluluk, biraz startup mantığı hepsi Khan Academy Doğru, Türkçe'yi doğru. oluşturuyor diyelim ve herkesin Buradan daha çok merak Haluk abi de ettiği bir konuya yazmış. geçelim. Ona da selam. Yazmış mı? Evet. Haluk abi de yazmış merhaba diye. Merhaba, selam demiş. Evet. Evet, Sercan Hoca söz konusu olduğunda en azından bize her gün gelen oldukça fazla sayıda yorum arasında hızlandırılmış kurs dersleri ön plana çıkıyor. Doğru. Hızlandırılmış kurs, İngilizce ismi Crash Course'un
ayrı bir Evet. takipçi kitlesi var. Bizim de kütüphanemizde onlarca farklı başlık içinde gerçekten en özel, yapmaktan en zevk aldığımız diyeceğim ama bakayım video editörü arkadaşlarım aynı şeyi yazacaklar mı Onlar öyle aşağıda? düşünmüyor olabilir. Oldukça zorlu tabii ki bir süreç oluyor. Dersleri İngilizceden sonra da tahmin ediyorum Türkçe olarak hala ilk ve tek biz sunuyoruz. Onun için orada da bir Evet. ayrıcalığımız var diyelim. Peki hızlandırılmış kurs derslerine ne yorumlar Evet. geliyor? Ben de bunları Sercan'a daha önce söylememiştim. Ben de burada Hadi bakalım. Hadi intikamımı bakalım. alıyorum. Evet, Sor, hadi yorum, bakalım yorum ve neymiş? sorulardan bir seçme yapıyorum şimdi. Hocam Tamam. neden bu kadar hızlı anlatıyorsunuz? Bu zaten her crash kursun altında standart gelen yorum. Hocam atlı mı Evet. kovalıyor? Hocam neden maç anlatır gibi anlatıyorsunuz? Taramalı tüfek mübarek. Abi rapper mısın? Abi rapçi misin? Abi ceza mısın? Dublaj yerine altyazı olsaydı takip edemiyorum. Bu da tabii ilginç bir yorum ama Altyazı başka da bir hiç takip kullanıcının... edemezdiniz. Ben öyle söyleyeyim çünkü o kadar hızlı giden altyazıyı okuyana kadar 10 defa değişmesi gerekirdi. Evet, yani ben de aynı şeyi düşündüm. Tabii videoyu yavaşlatıp izleyen ve bunu diğer kullanıcılara tavsiye eden çok kullanıcımız var. Olabilir. Bu yani Doğrudur. gayet makul. 0.75 hızında izleyelim diyen çok var. Tabii. Dinlemeye çalışırken hem esprilerle eğlendim hem dersteki gibi uykum gelmedi demiş bir izleyicimiz sağ olsun. Ne güzel, Çok ne hızlı güzel. konuşması dinlerken benim de daha hızlı düşünmemi ve öğrenmemi sağlıyor demiş bir başka Bravo. izleyicimiz. Enteresan bir yorum. Evet, videonun amacı çalıştığımız konuyu hızlı bir şekilde tekrar etmek. Siz de bunu olabilecek en hızlı şekilde yapıyorsunuz demiş. Gerçekten öyle. Evet. Ve bir eğitimci de şunu diyor. Bir eğitimci de dikkatleri kaçırmamak için hızlı anlatıyor. Beyin hızlı anlatmaya odaklanmak için dikkatini veriyor. Bu şekilde öğrenme de eksiksiz Evet. gerçekleşiyor. Evet. Özellikle kendisi bir öğretmen ve eğitimci olduğunu belirtti. Evet. için eğitimci diyor dedim. Bu da Evet, bir evet. işin eğitim tarafından yorumu. Birkaç tane daha okuyacağım. Seslendirme Lütfen. harika çünkü görsellerle takip etme şansı böyle bu şekilde daha iyi oluyor. Altyazı olsaydı okumaktan şekilleri göremezdik diyor birisi. Kamerayı sayfaya doğrultup monoton bir ses tonuyla ders anlatan hocalardan sıkılmıştık diyor. Ben biraz daha kibarcasını söyledim. Peki Sonunda anladım. sonunda dersi anlayabileceğim bir tarz buldum diyor. Demek oldukça hızlı Ne güzel. dinlemeyi seviyormuş bu takipçimiz. Evet. Bir iki tane Evet. ilginç var. Onları da söyleyeyim. Sözü sana bırakayım Sercan. Evet. Hocam nefes almayı manuele aldım. Tekrar otomatiğe nasıl alabilirim? Sen konuştukça senin yerine uzun uzun ben nefes alıyorum. Her şey yolunda mı? Yolunda. Sercan Yolunda yolunda. karşımızda. Çok şükür. Düğmesi var onun basıyoruz çıkıyor falan diye. O 10 dakikada bir ayda konuyu bitiren hocamızdan daha iyi anlattınız. Tabii ki yani bizim yaptığımız iş bir öğretmenin yerine geçmez ama güzel bir yorum. Tabii ki. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Ve tamam. Bir tane komik yorum var, bir tane ciddi yorum var. Önce ciddiyi söylüyorum. Seslendirmeyi Tamam. yapan kişiye video başlığının hakkını verdiği için teşekkür ederim diyor hızlandırılmış kurs izleyicimiz. Hızlı, gerçekten hızlandırılmış bir şekilde yapıyoruz. Doğrudur. Bir de o zaman son soru. Gerçi cevabını verdin ama yine de söyleyeceğim. Hocam seslendirme yapmayı hiç düşündünüz mü? Vallahi bilmiyorum. Bir düşünmüştüm bir aralar falan. Sonra bir baktım yapıyoruz diye. Yok işin espri yani beni ilk defa tanıştığım bir yerde tanımayan insanlar böyle bazen ses şey yapıp ya sesiniz hoş bir ne kadar güzel bir ses tonunuz var seslendirme yapıyor musunuz ya da yapmayı düşündünüz mü diye sorduğu oluyordu. Ben de insanlar bilmedikleri için tabii ki çok normal böyle demeleri. Ben de yani zaten profesyonel olarak uğraştığımı söylüyorum. Şimdi gelelim hızlandırılmış kurs meselesine. Bu crash course dediğimiz dersler bunlar gerçekten özel. Bizim için de özel. Şimdi bu soruluyor tabii diyor ki hani niye bu kadar hızlı yapıyorsunuz? İşte neden arkadan atlı mı kovalıyor hocam? Rapçi misin hocam? Ya inanın benim tercihim değil. Şimdi burada şöyle bir şey var. Demin bahsettiğim gibi biliyorsunuz ne demiştik? İçerik aslında Amerika'daki merkezde üretiliyor. Bu crash kurslar da öyle üretiliyor. Fakat bu crash kursların
bir başka özelliği var. Biliyorsunuz Kaan Akademi'nin birçok videosunda biraz önce Alp'in söylediği gibi aslında siyah bir ekranın üzerine sesin anlatımlarını takip eden hareketler vardır. Fakat Crash Course videolarında biliyorsunuz yani ete kemiğe bürünmüş canlı bir öğretmeni görüyorsunuz, çıkıyor ve sanki bir film izliyormuşsunuz gibi sürekli onu konuşurken görüyorsunuz. Dolayısıyla orada o kişinin hızı bizim için belirleyici oluyor. Yani o kişi öyle hızlı konuşurken ben dersi yavaş anlatamam. Onunla aynı hızda yapmaya mecburum. Çünkü videonun yapısı öyle. Dolayısıyla burada sadece bilgiyi değil, aynı zamanda karşıdaki orijinal öğretmenin hızını da aynı şekilde yapmak zorundayız. Peki orijinal öğretmen neden böyle bir hızlandırılmış kurs, adı üstünde Crash Course? Yani bu ayrı bir şey. Bunu niye tercih etmiş? Bunun cevabını tabii sen verebilirsin ama bir eğitimci, yorum yapan eğitimci dostumuz sanırım zaten doğru cevabı söylemiş. Çünkü bu pedagojik olarak böyle hızlı anlatmanın beyni de o anda hızlı bir şekilde provoke etmesi, düşünceleri hızlandırması, takibi zorunlu kılması, dikkati konsantre bir şekilde yönlendirmesi ve onu da 8-10 dakikayla yapabiliyorsun dikkat edersen. Yani o hızlandırılmış kursu 30 dakika seyredemezsin. 30 dakika, ya yani 30 dakika o kadar hızlı bir şeye konsantre olamazsın da zaten. Muhtemelen onun pedagojik olarak çeşitli ölçüleri ve değerleri var. Ve eminim Kaan Akademi'de bu dersler üretilirken inanın bunların minütajına kadar, yani kaç dakika olması gerektiğine kadar bilimsel çalışılıyor. Yani öyle kafasına göre çıkıp onu öyle hızlı konuşayım anlatayım diye değil. Dinleyenin dikkat seviyesinin kabul edebileceği kadar dakika boyunca hızlı bir anlatım. Bu da başka bir ders özelliği. Yani başka derslerimizi yavaş yavaş anlatıyoruz. Ama bu da hızlı anlattığımız dersler. Orada da ne yapıyoruz? Bir konunun genel, zaten dikkat edin bak, crash course'larda detay dersleri değildir onlar. Yani bir küçücük konuyu alıp detaylı incelemeyiz. Genelde bir konunun genel hatlarını bütün 8-10 dakikada anlatırız. Yani dolayısıyla o videoların böyle bir özelliği var. Ben keyfimden öyle hızlı konuşmuyorum. Ama tabii şu var. Ben yapabildiğim için zaten bir de bu videoları yapıyoruz. Yani demin Alp'in de söylediği değerli bir şey var. Yani Türkçe dışında ikinci bir dilde henüz, yani diğer, ha bu demek değil ki diğer ülkelerde bunu yapacak seslendirme oyuncuları yok. Hayır, değil ama burada Kaan Akademi Türkiye'nin de çok güçlü bir yönü var tabii. Yani Kaan Akademi Türkiye, şimdi Alp belki onu çok söylemek istemiyor ama ben biliyorum Amerika'dan sonra yani içeriği en fazla yerelleştiren ofis burası. Yani başka ülkeler bize hayranlıkla bakıyor. Burada tabii gönüllü ordusu var. Dolayısıyla biz de bunu daha rahat yapabiliyoruz. E ne yapıyor? Ben de bu işin profesyoneli olduğum için açıkçası. Yani ben hızlı konuşabilirim arkadaşlar. Hızlı ve anlaşılır konuşabilirim. Çünkü bu benim mesleğim. Yıllardır yaptığım bir şey. Bunun için son derece egzersizler yaptım. Kendimi eğittim. Nasıl işte bir sporcu, örneğin bir halterci. Hani ben 100 kiloyu kaldıramam ama o kaldırıp rahatlıkla kaldırabiliyordur. Neden? Çünkü senelerce antrenman yapmıştır. Kaslarını bunun için geliştirmiştir. Ben de artikülasyon sağlayan, yani konuşmayı ve anlaşılmayı sağlayan tüm kaslarımı aynı şekilde yıllar içinde bir sporcu gibi geliştirdiğim için ben bunu yapabiliyorum. Dolayısıyla yapıyorum da, yani hani belki bir şeyin sonunda böyle bir örnek yapmaya çalışırız. Bir crash course'un metni önümde açık. Sohbetin sonunda takarız motora, bakarız nasıl oluyor. Vallahi süper olur. Bu da canlı yayında belki ilk crash course Evet. olarak tarihe geçer. O zaman Evet. şimdiden söz alalım. Biraz sonra zaten vaktimiz de ilerliyor. Belki bir örnek Evet. dinleriz Sercan Hoca'dan. Peki hemen ben önümdeki sorulara bakıyorum Sercan. Bunlar çoğu daha önce maille gelen sorular. Evet, bunların bir kısmına cevap verdik. Belki kısa cevapla hemen devam edebiliriz, cevapsız kalmasın. Tamam. Hocam bu kadar konuyu nasıl bilebiliyorsunuz diye bir soru geliyor. Evet. Onun zaten açıklamasını biraz önce yaptık. Ama şu aslında ilginç bir nokta. Şimdi izleyicilerimiz genelde bu anlamda iki gruba ayrılıyor. Birinci grup ders anlatan tüm Kan Akademi seslerinin gerçekten öğretmen olduğunu düşünenler ki Evet. biz mutlu oluyoruz. Zaten amacımız o burada. Biz yani Doğru. öğretmen olarak algılanmaktan mutluluk duyuyoruz ki ekibimizde Doğru. tabii ki öğretmenler de var. Mesela Var. Doğru. matematik Tabii, dersinde işi matematik hocası profesyonel öğretmen öğretmenimiz olanlar var. anlatıyor.
Yani Tabii o da tabii. var ama bazı Tabii. alanlarda da daha farklı tiyatrocularla ya da Sercan gibi Evet. hem akademisyen hem seslendirmenin kesiştiği noktadaki özel kişilerle Doğru. çalışıyoruz. Şimdi diğer grup da Sercan'ı tanıyıp Mickey Mouse'un sesi, işte şu Engin sesi gibi yorum yapanlar. Evet. Dolayısıyla oradan ben bu soruyu şöyle çeviriyorum, başka bir soruyla Nereden bağlıyorum. bilebiliyorsunuz bunları diyor, değil mi? Yani Ha, hani sizin işiniz değil, ya nasıl biliyorsunuz falan diye düşünüyorlar muhtemelen. şimdi diğer grupta şunu sormuş. Yani bilmeyenler hocam nasıl biliyorsunuz diye soruyor. Bilenler de Khan Akademi derslerini anlatırken siz de öğreniyor musunuz diye soruyor Ha, Sercan. o da güzel bir soru. Doğru. Öğreniyorum. Yani hakikaten bu çok güzel bir şey. Benim hayatıma da Khan Akademi'nin kattığı çok şey var. 7 yıldır. Ben de yani birçok mesela ben tıp konusunda kendim de meraklı ve ilgili bir insanımdır. İnsan vücudu, biyoloji. Mesela biyoloji derslerim ders olarak çok iyi değildi lise zamanında ama İnsan bedeni biyolojisi ve kimyasını hep çok merak etmişimdir. Yani özellikle tıp videolarına ayrı bir ilgi duyuyorum ben de. Ve anlatırken mesela beyin üstüne değil mi? Nöronların üstüne, o beyindeki elektriksel iletişimin üzerine ya da vücudumuzda kalbin nasıl çalışması, işte kanın dolaşımı. Şimdi bu alanlarda çok video yapıyoruz. Özellikle biliyorsun ben tıp biyoloji videoları da çokça yapıyorum. Özellikle son dönemlerde. Bunlar örneğin benim de çok şey öğrenmemi sağlıyor. Tarih videoları, ilk başladığımız videolar ya da Crash Course benim de bazı konulardaki video şeylerimi tazeliyor. Hatta bazı unuttuğum şeyleri bana hatırlatıyor. Derslerin zaman zaman içeriklerini ben de yani yaparken, kontrol ederken bazı unuttuğum şeyleri hatırlıyorum. Bazen kuşkuya düşüyorum. Ya öyle miydi acaba? Ben farklı hatırlıyorum diyorum. Bir kaynak açıyorum, bakıyorum. Aa evet ya böyleymiş diyorum. Yani hem eski bilgilerimi tazeleme fırsatı buluyorum aslında hem de çok fazla bilmediğim ama işte uzmanları tarafından kontrol edildiği için bilgisinden emin olduğumuz konuları ben anlatırken ben de öğreniyorum. Ama tabii şunu yapıyoruz. Hani bu da bizim küçük sırrımız olsun. Bir performans sanatçısının şeyi karşısındakini inandırmak, ikna etmektir. Biz orada arkadaşlara öyle ders anlatıyoruz ki onlar aslında benim konunun uzmanı olduğuma ikna olmuşlarsa ne mutlu. Her konunun uzmanı değilim. Ama bilgi doğru bilgi. Ondan şüphe olmasın. Ben de onu anlatırken öğreniyorum. Ama ben biliyormuşum gibi anlatmanın performansını veriyorum. Demek ki onu da yapabiliyormuşuz ki ya da çoğunlukla yapıyormuşuz ki dostlar da seyrediyorlar, anlıyorlar. Sanki uzman eğitmen anlatıyormuş gibi. Orijinalinde uzman eğitmen anlatıyor. Biz de onu Türkçe olarak aktarıyoruz. Evet, işin mutfağından da bir sır vermiş olduk. Ben şunu Evet, eklemek evet. istiyorum. Zaten Khan Akademi olarak tüm ekip arkadaşlarımın, hepimizin inandığı bir şey. Özellikle bilginin bu kadar hızlı aktığı, değiştiği, eğitimde dijital dönüşümün yaşandığı bir çağda ya da gelecekte diyelim, hepimiz her an öğrenciyiz, her an öğretmeniz. Hayat boyu öğrenmek zorundayız. Öğretmen derken tabii ki bu işi profesyonel anlamda yapan değerli öğretmenlerimizi rolü bambaşka. Bunu kastetmiyorum ama her an birbirimize bir Tabii. şeyler öğretiyoruz. Bunu anlatmak istemiştim. Aynı yaklaşımla biz de Khan Akademi Evet. ekibi olarak Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız 9.000'den fazla ders videosundan oldukça fazla şey öğrendiğimizi ve bunu sevdiğimiz için de zaten bu işi yaptığımızı belki vurgulayabilirim. Sercan Hoca, hemen bir soru daha. İzleyicilerimizden Buyurun. hatta iki soruyu birleştiriyorum. Diyor ki Tamam. seslendirmekten özellikle zevk aldığınız bir konu var mı ya da seslendirmeyi en sevdiğiniz konular nedir? Bir de tam tersi sorulmuş. Bu işte en çok zorlandığınız konuları bizimle paylaşır mısınız denmiş. Tamam. Şimdi seslendirmekten de zevk aldıklarımı aslında biraz önce biraz anlattım. Benim de ilgi alanıma girdiği için o tıp insan bedeninin işleyişiyle ilgili videolar gerçekten bana da ayrı bir bilgi verdiği için hoşuma gidiyor. Tarih benim ilk başladığım alan zaten. Yani insanlık tarihi merak. O iki alan oldukça hoşuma gidiyor. Çok zorlandığım bir şey yok açıkçası Alp biliyorsun yani hani bana çok öyle aman zor gelen bir şey değil severek de yaptığım için çok zorlanmıyorum. Ama hani bazen crash kurslar zorlayıcı olabiliyor çünkü onların teknikte de bazı zorlukları var. Şimdi onu hani anlatmak çok kolay olmaz ama orada o senkron problemi biz bunu normalde bir ses stüdyosu yani profesyonel bir seslendirme stüdyosundaki senkron sistemiyle bu kayıtları almadığımız için
Ben alıyorum, sonra üstüne oturtuluyor. Onun teknik olarak da bazı zorlukları var. Dolayısıyla aslında zorlu bir şey o hızlandırılmış ders bizim için. O yüzden Sercan, sayısı da çok değil, biliyorsun. bunun şeyi var, videosu var YouTube'da. Yeri gelmişken o süreci Evet, anlatmak zor ama izleyebilirler. izleyince belki daha anlamlı gelir. Anlayacaklardır. Hızlandırılmış kursun perde arkası diye aratırsa Evet. merak eden izleyicilerimiz YouTube'da bulacaklar videoyu. Evet. Ofiste hatırlıyorum. Ofiste çektiğimiz bir video vardı. Seneler önce, Evet, ofiste çektiğimiz bir yıllar video önce. vardı o zaman. Yıllar önce arka planını ben seslendirirken çekmiştik, bakmıştık nasıl yapıyoruz. Orada görebilirler. O videolar hani zorlanmak değil ama hani en, ya da zorlanıyorsak en çok onlarda zorlanıyoruz. Onu söyleyeyim. Bir de bazen bazı videolar gerçekten uzun olabiliyor. Yani hani nasıl diyeyim? Bizim Kaan Akademi videoları genelde 8, 10, 6, 6 ila 12 dakika arası, belki çok büyük çoğunluğu o merkezde toplanır. Ama bazı Ortaokul videolarımız oluyor, 6, biliyorsun. lise Evet. seviyesi 8-10, üniversite 10-12 gibi, yani genelde işte Gibidir, 8-10'da biliyorsun. tutuyoruz. Aşağı yukarı öyledir. Yani pedagojik anlamda da, çünkü bunlar ölçülmüş süreler. Yani insan dikkatini toplaması falan. Fakat bazen biliyorsun çok ekstrem videolarımız olabiliyor. 17 dakikalar, 20 dakikalar, 22 dakikalar. Haluk abi yazmış, o bilir mesela. Böyle çok uzun dakikalı videolar, değil mi? Onlar mesela biraz zorlayıcı olabiliyor. Çünkü bazen hani o kadar uzun süre konuyu aralıksız anlattığınız zaman, hani çünkü sınıfta bir interaksiyon yapabilirsin canlı öğrenciyle karşılıklı, ama tek başına 20 dakika sürekli konuştuğun zaman nasıl diyeyim, biraz böyle şey olabiliyor. Hani biz de insanız. Mesela ben bazen bir dersi anlatırken kendim sıkıldığımı hissediyorsam bir duruyorum. Diyorum ki ya, ben bunu anlatırken şu an sıkılıyorsam dinleyen de sıkılır. Ve yaklaşımımı değiştirmeye çalışıyorum mesela o derse yönelik olarak. Yani bazen böyle böyle şeyler yapabiliyoruz. Ders çok uzadıkça bir şeyler yapmak gerekiyor. Ne bileyim, oraya bir espri koymaya çalışıyorum. Yani düşünsene, hani 20 dakika oturup dinliyorsun sürekli ders. Yani araya bir dikkati toplayacak böyle ufak tefek şeyler yapmamız gerekiyor mesela. Kesinlikle. Onlar zorlayıcı demeyeyim ama belki de en çok uğraştığımız noktalar onlardır. Diğer videolarda çok daha rahat hallediyoruz işi. Öyle diyeyim. Böylece iki soruya da Zaten birlikte cevap vermiş olduk. evet, zaten yani 20 dakika kesintisiz ders anlatmanın artık bugünkü eğitim yaklaşımında ben geçmişte kalan bir şey olduğunu düşünüyorum. Mümkün Evet. olduğunca interaktif, etkileşimli. Sınıf Evet. ortamındaysa zaten bilginin tek taraflı aktarılması değil de grup çalışmalarıyla biraz daha bilginin Tabii. beceriye dönüştürülmesi, deneyim paylaşımı, bunlar çok daha önemli. Neyse, işin o kısmına girmeyelim. Bir başka soruyla devam edelim. Bu sorunun cevabını neyse yine de soruyorum. Hocam, hiç Sor. seslendirme eğitimi aldınız mı? Bilmiyorum abi, bayağı anlattım yani içine doğduğum için. Evet. Öyle ayrı, içinde öyle eğitildim yani, öyle söyleyeyim. Tabii ki bu işi, yani eğitiminde içinden geliyoruz. Yani yetiştirmeden kendimizi mümkün değil. Evet. Hocam, asıl işiniz nedir diye bir soru gelmiş. Burada gerçi biraz daha detaylı bir açılım olmuş. Kan Akademi'de hoca olduğunuzu ve tiyatrocu olduğunuzu biliyoruz gibi. Yani farklı alanlarda da tabii ki senin birçok rolün olduğunu ben biliyorum. Bilmem, eğer anlatmak istersen, örnek vermek istersen birkaç tane belki dinleyicilerimiz merak ediyorlar. Yani aslında sohbetin başında aktarmaya çalışmıştım. Yani birkaç farklı alanda ben öyle hani tek başına çok ana işi bu olan biri gibi, hani birkaç farklı alanda aynı yoğunlukta çalışıyorum çoğu zaman. Ama ana alan, çalışma alanım evet belki seslendirme, oyunculuğu, tiyatro, bu alanlar ana alanım. Ancak bunun dışında faaliyetlerde de bulunuyorum. Daha farklı işte, bazen ne bileyim işte sunuculuk faaliyetleri, farklı oyunculuk faaliyetleri ya da bunun dışında eğitim alanındaki çeşitli faaliyetler, özel eğitimler ya da işte benim katıldığım programlar. Bunun dışında akademi, tabii akademisyenlik boyutu, hani şu anda belki son 1-2 yıldır hayatımda bir yerde ders vermediğim için hani çok fazla yok gibi, ama akademiyle de bir geçmişim var. Bir de sivil toplum alanında bazı çalışmalar yürütüyorum. Bir meslek örgütünün adını söylemekte de sakınca yok. Yani oyuncular sendikasının, oyuncu bizim gibi performans sanatçılarının sosyal ve mesleki hakları için Türkiye'deki tek sendika olan oyuncular sendikasının da yöneticilerindenim aynı zamanda. 7 yıldır oranın yönetim kurulunda, son 4 yıldır da genel sekreteriyim o kurumun.
Dolayısıyla benim bir kurumsal görevim de var. Tabii bu gönüllü bir görev. Yani hani nasıl diyeyim, bir kurumun yöneticisiyim diye hani böyle CEO maaşlı yönetici gibi yöneticiyim. Bizler oraya seçilerek gelen gönüllü olarak sivil toplum işi yürüten insanlarız. Ama çok ciddi bir mesai harcadığım bir alan tabii. O hayatımın işte son 5-6 yılı profesyonel çalışmalarımdan yeri geliyor. Çok daha fazlasını bu alana veriyorum. Kan Akademi sosyal bir proje biliyorsun. Böyle sosyal sorumluluk projelerini yürütmeye çalışıyorum. Böyle işte bazen Instagram sohbetlerine katılıyoruz. İşte çeşitli sağ olsun dostlar yani görüş fikir almak istedikleri zaman özellikle sendika kimliğiyle de davet ediyorlar. Yani aslında böyle ne iş yapıyorsun sorusuna çok basit bir cevap veremiyorum kusura bakmayın. Ama birçok dalda bezim var. Öyle mi denirdi? Birçok noktada şeyim var, emeğim var. Onları yürütüyorum. Gerçekten öyle. Bence bizim de hep eğitimci olarak anlatmaya çalıştığımız ve savunduğumuz disiplinler arası ve çok disiplinli bir kariyerin güzel bir örneğini sunmuş oldum. Hele Evet. ki işin içinde sosyal fayda odağı olduğunu ben biliyordum. Şimdi dinleyicilerimiz de duymuş oldu. Hem sivil toplumda hem bu kadar farklı STK'larda işe katkı sunman gerçekten çok değerli. Şimdi bir iki kısa cevaplı soru alıp vaktimizin sonuna yaklaşıyoruz. Crash Tamam. Course'dan önce hemen cevaplamaya çalışalım hocam. Diyor ki Tamam. bir izleyicimiz tam da bu konuştuğumuz şeyin üzerine seslendirme alanında kariyer yapmak isteyenlere verebileceğiniz bir öneri var mı? Yani bir kere seslendirme zor bir iş. Dışarıdan kolay gibi gözüküyor. İnsanlar böyle hani ses tonları güzel olduğu zaman biraz onlara çok güzel sesiniz var dendiği zaman seslendirmeyi profesyonel olarak yapabilecekleri gibi bir duyguya kapılırlar. Ama bu duygu maalesef bir yanılsamadır. Yani bunu söylediğim için belki üzülüyorum. Kimsenin umudunu kırmak istemem ama bu iş sadece güzel sesle olacak bir şey değildir. Ciddi bir emek vardır. Çok çeşitli melekelerin gelişmesi gerekir. Evet, doğru tabiri söylemişler. Birçok alanda, birçok farklı alandaki becerinizi geliştirmeniz lazım seslendirme yapabilmek için. Dolayısıyla bu anlamda mümkünse bu işin bir okulu evet yok. Bazı özel eğitimler var. Onların içinde de iyi olan var, kötü olan var. Ben hepsini çok başarılı bulmuyorum ama inandıkları bir özel eğitimden, kurumdan eğitim alabilirler. Ya da iyi bir seslendirme oyuncularının bazen artık kişisel eğitimler veriyorlar. Sevdiğim arkadaşlarım da var, başarılı olanlar. Bir eğitim almalarında kesinlikle fayda var. Onun dışında, eğitimin dışında çok fazla sabır göstermek lazım. Çünkü başta bu iş öğrenene kadar sizin çok fazla seyretmeniz, yani aslında üretmeye başlayana kadar çok sıkıcı bir şeye katlanmanız gerekiyor, sıkıcı sürece. İşte orada sebat gösterebilmek lazım. Orada sabır gösterebilmek lazım. Eğer bu sabra sahip değilseniz hiç bence bu işe girmeyi düşünmeyin. Ama sabır gösterebilecekseniz, buna emek verirseniz o zaman seslendirmede bir kariyer edinme şansınız olabilir. Çok fazla deneyerek, dinleyerek, film seyrederek, bakın bunlar önemlidir. Başarılı seslendirmeleri izleyerek, başarılı oyuncuları izleyerek, çünkü bu iş oyunculuktur yani aynı zamanda sesle yapılan bir oyunculuktur. Bütün bunlar emek vermek lazım Alpçim. Kısa yoldan kolay, sesim güzel. İki de diksiyon dersi alayım, düzgün konuşma dersi alayım. Hemen hadi seslendirme yapayım. Bir de insanlar şey der, çizgi film seslendirmek istiyorum. Hani sanki seslendirme normal kolay. Bir de üstüne çizgi film hani daha kolaymış gibi. O da bir yanılsama. Yine insanları kırıyorsam özür dilerim. Çizgi film seslendirmek daha da zordur. Dolayısıyla hani gerçekten bu işler o kadar hemen güzel sesli olunca yapılabilen şeyler değil. Çok ciddi emek vermek gerekiyor. O yüzden tek tavsiyem bu olacak. Emek vermeye, sabır göstermeye hazırlarsa, seviyorlarsa bu işin peşinden gidebileceklerine inanıyorlarsa, çünkü ilk başta gerçekten sıkıntılı, geliri az bir iş. Ama sonra siz yetenekliyseniz, sabır göstermişseniz ve severek üstüne düşüp ek vermişseniz meyve vermeye başlar. Ben de şunu ekleyeyim. Tabii ben işim icabı sıkça konuşma yapıyorum ve bazen şunu görüyorum. Konuşmalarda, sahnede
çok iyi konuşmacı olduğunu düşündüğüm insanlar, kendi arkadaşlarımdan da var, mikrofon karşısına geçtiklerinde, yani bir kayıt ortamına geçtiklerinde bazen aynı şekilde konuşamıyorlar. Yani mikrofona konuşmak da sanırım senin tabirinle Tabii. seslendirme oyunculuğu mu, yanlış söyleyeyim, o herhalde apayrı bir şey. Evet, doğru. Sahneden de Doğru. farklı. Bana da arada bir de olsa Doğru. soruyorlar, mutlu oluyorum. İşte da konuşma eğitimi aldınız mı vesaire. Yok diyorum, bir eğitim almadım ama şanslıyım ki işim gereği ofiste Sercan gibi yine çok değerli Evet. isimler biraz önce saydım. O insanlarla birlikte Tamam, evet. çalışma ve onların bu işi nasıl yaptıklarını gözlemleme şansı buluyorum. Bu da kendi Evet. adıma bana çok şey kattı diye düşünüyorum, mutlu oluyorum. Şimdi Sercan, Crash Course'a, hızlandırılmış kursa gelmeden önce son bir soru. Bu da zaten Son çok, sorumuz hani var. ikisi şey birbirine yakın diye düşünüyorum. Onun için sona sakladım. Süper. Tamam. Diyorlar ki, hocam biliyorum ki bazı Khan Academy Türkçe derslerinde birden fazla karakteri seslendirdiğinizde oluyor. Bir Evet. videoda en fazla kaç ses yapabilirsiniz? Yani Bunun bir limiti ben var birçok mı bilmiyorum ama. yani ben çok fazla ses yaparım ama üst üste gelip hep aynı insan konuşuyor o şeylerde biliyorsun eski bazı Rus eski Doğu Bloğu ülkelerinde Evet. bütün filmi aynı insan konuşur, alttan da ses çıkar, öyle dublajlar vardır ya. Aslında öyle değil ama biz bazen videolarda 4-5 farklı karakteri böyle görüyoruz konuşurken. Onların erkek olanlarını, yani kadın sesleri tabii ki yapmıyorum ama erkek olanlarını ben işte zaman zaman biraz daha sesimi daha pes bir yere alarak, zaman zaman biraz daha enerjik veya yani tonunu değiştirerek, fikrini değiştirerek, oyununu değiştirerek, enerjisini değiştirerek ya da başka zamanlarda da olduğu gibi ritmini değiştirerek, sesin rengini değiştirerek bu şekilde farklı farklı seçeneklerle yapabiliyorum. Dolayısıyla orada işte biri daha kalın, biri daha ince, biraz küçük bir örnek yapmaya çalıştım gördüğün gibi. Burada böyle çeşitlendirebiliyoruz. Kaan Akademi'de de benim hani bir videoda belki ekip daha iyi hatırlar ama 5-6 farklı karaktere kadar çıktığım olmuştu diye hatırlıyorum. Yani Evet, çoğu zaman ekstrem olmuyor. durumlarda. Çok olmuyor ama olduğu zaman da 5-6 karakteri videoda yapıyorum. Ay siz misiniz? Evet benim Ferda Finmez Official. Benim. Yani kimi soruyorsunuz bilmiyorum ama benim şu an konuşan benim. Ben seslendirme ile ilgili ders veriyor muyum? Aşağıda da sorular geliyor ona bakıyorum. Ben kendim ders vermiyorum. Hayır. Kızınıza göstermeniz gerekiyormuş. Buyurun efendim. Buradaki yayını kızınıza gösterebilirsiniz. Ki Mouse'un sesini sevdiği için biliyordur. Teşekkürler, sağ olun. Evet. O zaman sanırım beklenen ana geldik. En azından bekleyen kişiler olduğunu ben biliyorum. Bir crash Okey. course, hızlandırılmış kurs denemesi yapsak mı Sercan? Yapalım. Benim önümde bir metin var. Şimdi hayvanlarla ilgili son yaptıklarımızdan biri açık oldu bende. Belki başka bir tane yapar mıyız demiştik ama ben bu metni bulabildim. Bu en son yaptığımız sanırım. En son yaptıklarımızdan biri. Hayvanlarla ilgili işte bir şey anlatıyor. Şimdi ben yavaş yavaş o moda girip Hank Green gibi bunu anlatmaya başlayayım. Hayvanlar. Türlü türlü şekilleri, boyutları ve zeka düzeyleri var. Ve biz yani insanlar sonsuz erdemimizin bir parçası olarak hayvanları da sınıflandırmanın bir yolunu tabii ki de bulduk. Onları birbirlerine ne kadar benzediklerinden yola çıkarak sınıflandırıyoruz. Hayvanlar alemi kendi içinde filumlara yani şubelere ayrılır. Bugün hayvanların içinde bulundukları filuma göre farklılıklarından bahsedeceğiz. Bu farklılıklar gelişimlerinin en başında ortaya çıkan farklılıklar. Spermin yumurtayı döllemesi esnasında evet o kısacık anda o kadar önemli kararlar verilir ki sonuç olarak hangi çok hücreli varlığa dönüşeceğimize bağlı olarak da embriyo devresi bu ön hazırlık birbirinden son derece farklı sonuçlar doğurur. Deniz süngerlerine merhaba deyin. Hayvan filmleri en basit organizmadan yani deniz süngerlerinden başlayarak giderek karmaşıklaşır. Hayvan karmaşıklığı ne kadar simetrik olduğu, kaç tane organı olduğu ve hücrelerinin ne kadar özelleştiği gibi ölçütlere bakılarak belirlenir. Örneğin deniz süngeri simetrik açıdan tam bir facia. Herhangi bir organı da yok. Aslına bakarsanız canlı bir deniz süngerini blenderdan geçirip elde ettiğiniz smoothie'yi sabaha kadar dinlenmeye bırakırsanız hayatta kalan hücrelerin bir araya geldiğine ve yeniden bir deniz süngerine dönüşmeye çalıştıklarına şahitlik edebilirsiniz. Bunu bir başka hayvanla da yok yok bence denemek istemezsiniz sakın diye böyle bir mesela işte 1 dakika falan konuştuk herhalde bilmiyorum böyle bir şey işte yani Vallahi alkışlıyorum. Başka diyecek bir şey bulamadım Sercan Hoca. teşekkür ediyorum yani aslında burada gördüğün gibi bu sadece hızlı konuşmakla ilgili değil biraz da orada yani jestten mimikten yardım alarak bir performans
bazı yerlerde vurguları değil mi yükselterek, bazı yerlerde düşürerek. Yani aslında bu ritim meselesi. Bir müzik gibi düşünün bunu. Yani orada o ritmi yakaladıktan sonra eğer teknik açıdan da bunu yapabilecek dudak ve dil yapısına sahipseniz, ki bunun için dediğim gibi egzersiz yapmak gerek, bunu yapabiliriz. Ama kolay bir şey midir? Çok kolay değildir. Hani biz hakikaten yıllarca bunun için çalıştık yani. Şimdi o şekilde yapabiliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olsun dinleyenlere. Umarım daha çok böyle şey crash course'lar yaptıkça beğenilerek izlenmeye devam eder. Biz de mutluluk Evet. duyarız. Bugüne kadar yaklaşık 100 tane yapmışız. Sanırım yakın zamanda 100. Crash Course hızlandırılmış kursu yayınlanacak. Bu gece de yer Süper. vermiş olduk. Evet, harika. Bu Evet, arada bu demin bir gece de bir soru tane cam gördüm. küçük yaptık bir dakikalık. Yani Evet. onu da kullanırız. Çünkü kaydı YouTube'da yayınlayacağız. Biraz önce öyle bir soru O gördüm. süper. Merak edenler veya kaçıranlar daha sonra da izleyebilecekler bu şekilde. Bir saatin sonuna gelmişiz Sercan. Çok da keyifli bir Evet. sohbet oldu. Evet. Onun için Ben zaman de nasıl keyif geçti aldım. ben Sağ anlamadım. Ya şu son ol. crash course'ta, hızlandırılmış kursta ben bile bir nefesimi tuttum yani ama sen konuşurken. Evet. Evet, var mı bize eklemek istediğin sözler veya dinleyicilerimizle paylaşmak Yani istediğin son bir söz? ben hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle tüm ekibe de teşekkür ediyorum. Bence Kaan Akademi'nin yaptığı çok önemli bir misyon. Yani eğitimde böyle bir fırsat eşitliği sunmak, tüm bunların ücretsiz olması, her an online ulaşabileceğiniz bir kaynak ve güvenilir bir bilgi olması. Çünkü biliyorsunuz internet zaman zaman gerçekten o anlamda tırnak içinde bir çöplüğe, bilgi çöplüğüne de dönüşebiliyor. Yalan yanlış birçok bilgiyle de karşılaşabiliyorsunuz. Ama Kaan Akademi'nin bu anlamda bir güvenilir kaynak olarak, teyitli bilimsel bilgileri, üzerinde çalışılmış şeyleri ders olarak anlatması, hayata geçirmesi ve sizin ekibinizin de bunu Türkçe içerikle, Türk insanlarıyla, bizim insanımızla, bu ülkenin insanıyla buluşturması bence gerçekten çok büyük bir hizmet. Eğitime de, gençlerimize de teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız yazıyorlar abi. Sağ olun. Sizler de öyle. Ben de onu diyorum. İyi ki Kaan Akademi var. İyi ki burada birlikte çalışıyoruz. Güzel bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Hatalarımız oluyorsa affola. Ama seyirciler, dinleyiciler çok anlayışlılar biliyorum. Bazen videolarda ufak tefek hatalar da yapıyoruzdur ama önemli olanın niyetin her zaman iyi olduğunu, elinden gelen her şeyi tüm ekibin yaptığını ben söyleyebilirim. Ve çok da beğeniyle takip edildiğini biliyorum kendi çevremden de. Dolayısıyla böyle başarılı bir şey var. Ülkece bununla mutlu olmalıyız, gururlu olmalıyız. Ben de size teşekkür ederim bunun için. Ben de o zaman hemen Kan Akademi ile ilgili kısma şöyle bir ek yapayım. Belki şu anda bizi izleyip de Kan Akademi ile yeni tanışanlar olabilir. Biz kar amacı gütmeyen, bugün 190 ülkede 50 farklı dilde ücretsiz eğitim içeriği yayınlayan, sunduğu tüm hizmetler ücretsiz olan, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Türkiye'de de 2012 yılından beri dünyada ana dili İngilizceden sonra ilk uluslararası ofisi olarak Kan Akademi'nin faaliyet gösteriyoruz ve bugün kanakademi.org.tr ya da tr.kanakademi.org ya da YouTube üzerinden Kan Akademi derslerine isteyen herkes ulaşabiliyor. Birkaç rakam da söylemek istiyorum. Özellikle pandemi döneminde tabii uzaktan eğitime olan ilginin de zorunluluktan ya da değil biraz daha artması sonucunda bugün Türkiye'de 22,8 milyon insanın hayatına dokunmuş olmanın her gün günde 500 bin derse kadar çıkan tabii her gün olmasa da çok izlenen günlerde böyle oluyor bir ders verme durumu var Khan Bravo. Akademi'nin Türkiye'de dünyada da 120 milyon öğrenciye farklı dillerden 120 milyon Maşallah. öğrenciye şu anda ders veriyor Khan Akademi. Oldukça Bravo. büyük bir erişimle dünya genelinde ve ülkemizde fırsat eşitliğine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Ayrıca derslerimiz Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı üzerinden de kurulduğu günden bu yana öğrencilere, öğretmenlere, okullara ulaşıyor. Güvenilir bir kaynak olarak, dünya standartlarında bir öğrenme platformu olarak eğer daha önce tanışmadıysanız Khan Akademi ile de bu vesileyle tanışmış olmanızı diliyorum.
Sercan Hoca çok teşekkürler. Bugün bizi kırmadın, bizimle birlikte oldun. Bence harika bir yayın oldu. Umuyorum Ben teşekkür ederim. izleyicilerimizin de merakını Çok biraz keyif aldım ben de. giderebilmişizdir. Ben bir söz vermiştim. Sanırım İnşallah. ekip ile yaptığımız ilk canlı yayınımızdı. Orada gelen bir soru üzerine bu seslerin arkasındaki yüzleri de belki sizlerle tanıştırma fırsatımız olur eğer kabul ederlerse diye. Evet. İlk yüzümüz sen oldun. Çok Ne güzel, teşekkürler. ne güzel. Ben Eğer teşekkür ederim. gelecekte de kabul ederlerse, yani vakit ayırırlarsa, isterlerse yine diğer seslendirme de emeği geçen Murat Ercan, Parla Şenol, Funda Postacı, Selçuk Kıpçak, Emrah Saka, Talip Cengiz, Begüm Başoğlu, Ümran Kan diye saymaya devam edebilirim. Arkadaşlarımızı da bu ekranda, Evet, canlı evet. yayında ağırlamayı isteriz. Ve bu gecenin sonuna geldik diye tahmin ediyorum Sercan. Evet, Tekrar teşekkür teşekkürler ediyoruz tekrar hem izlediğiniz için. sana hem izleyen herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.